Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT Tarih Yeni Tahmine hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda ilk tahmini yapmıştık. Şimdi geldik ikinci tahmine. Güzel sorularım var. Birebir ÖSYM tarzı değerli arkadaşlarım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Oynatma listelerine mutlaka göz atın. Hadi bakalım. Fulleyeceğiz değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz geliyor. ÖSYM genelde İslamiyet öncesi Türk tarihinden soru seçiyor değerli arkadaşlar. Hadi bakalım birlikte okuyalım, değerlendirelim. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ne yapacaksın? Soru köküne dikkat edeceksin. Okuyoruz. Ya Allah, Bismillah. Bir Hun kumandanı Hun devleti yıkıldıktan sonra hakanlığını tekrar kurmak ve milletini kurtarmak için ileri gelenleri toplamış ve şunları söylemiştir. Han Hun'umuzun sadece bir unvanı kalmış. Türk beyleri Çinlileri esir düşmüştür. Bu halde bile 20 bin kişilik kuvvetimiz bulunmaktadır. Neden esarete katlanalım? Çin'deki karışıklıklardan faydalanmayalım mı? İlyus'u cesur ve hükümdar olmaya layık bütün meziyetlere sahiptir. Eğer Tanrı Hun Hakanlığını diriltmek istemeseydi onu dünyaya yollar mıydı? Şimdi, bağımsızlık duygusu gelişmiş mi? Gelişmiş. Ne diyor hocam? Neden esarete katlanalım diyor. Bu bir. Put anlayışı. Hakanlığını, Tanrı Hun Hakanlığını diriltmek istemeseydi onu dünyaya yollar mıydı? Ne demek kut? Hükümdarlığının Tanrı tarafından verildiğine inanılması. Teşkilatçı yapı var mı? Var. Diyor ki Hun devleti yıkıldıktan sonra Hakanlığını tekrardan kurmak. Bak bu bir teşkilatlanmadır. Yeni bir devlet kurma teşkilatlanmadır. Unutma anahtar kelimeleri al. Askeri gücün etkin bir şekilde kullanılmak istendiğine 20 bin kişilik ordum var diyor. Neden tekrardan bir devlet kurmak istemeyeyim diyor. Tamamdır. Çin devletinin ortadan kaldırılmasını hedeflendiğini. Hayır. Sadece diyor ki Çin'de büyük bir karşılık var. Bundan faydalanmalıyız diyor. Çin'i ortadan kaldırma gibi bir hedef yoktur ki zaten Çin olusu kalabalıktır. Çin nüfusu kalabalıktır. Cevabımız yaşıklı. İkinci sorumuz. ÖSYM kalemimiz nerede? Kalemi alalım. Genelde Türk İslam tarihinden soru seçiyor. Dikkat edelim. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemlidir? Okuyalım. Biraz su içeyim. Biz okuyun değerli arkadaşlarım. Bazen öğrencilerim soruyu anlamıyor. Ben okuduğumda direkt anlayabiliyorlar. Böyle şeyler de oluyor. Hadi bakalım. Dandana Kan Zaferi'nin sonunda verilen toyda, yani büyük ziyafette üstün idarecilik vasfı ve keskin siyasi zekası takdir edilen Tuğrul Bey, Selçuklu Sultanı ilan edilmiştir. Kurultay sonunda Ceyhun ile Gazze arasındaki bölge Çağrı Bey'e, Nişabur'dan itibaren batı bölgeleri Tuğrul Bey'e verilmiştir. Hanedandan Arslan Yabgur'un oğlu Kut almış, Güncan'a Çağrı Bey'in oğlu Arslan Kavuk ise Kirvan çevresine görevlendirilmiştir. Siz burada neyi gördünüz? Bölgeler dağıtılmış değil mi? O halde ülke hanedanın ortak malıdır değerli arkadaşlar. Bakın dağıtılmış. Karahanlılara karşı başarı kazanıldı. Dandana Kan Zaferi Karahanlılara karşı değil Gazelilere karşıdır. İslam dünyasında siyasi birlik. Bak bana. İslam dünyasında siyasi birliği sağlayamazsın. Niye hocam? Çünkü Şii ve Sünni çatışması günümüzde de devam ediyor. Anadolu'nun Türkleşme süreci ne zaman başlayacak? Fasinler Savaşı'nda adım atılacak. Malaygir Savaşı'nda Anadolu'nun kapıları Türklere açılacak. İslam dünyasında mezhep çatışmalarının sona erdiğiyle. Şimdi ben az önce siyasi birlikten bahsettim. Benim bahsettiğim dini birlikte değerli arkadaşlarım. Siyasi birliği de kolay kolay sağlayamazsınız. Bunun için mücadelelere girmeniz lazım. Mezhep çatışmalarını da sona erdiremezseniz mezhep birliğini sağlayamazsınız değerli arkadaşlarım. Böyle toparlayalım. En şıkkı ülkenin hanedan üyelerinin ortak mal anlayışını uygulandı. Ne diyor? Çağrı Bey'e, bak Ceyhun ile Gazze arasındaki bölge Çağrı Bey'e, Nişabur'dan itibaren batı bölgeleri Tuğrul Bey'e gibi veriyor. Cevabımız en şıkkı. Biz buna geleneksel Türk anlayışı diyoruz. Dikkat! Üçüncü soru ÖSYM Osmanlı tarihinden seçiyor ve genelde bilgi olarak geliyor. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu olayın nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğunu savunabilir. Özellikle sadece TYT tayfa değil, AYT tayfa beni pür dikkat dinlesin. Şu ezbere eğitimi ben ortadan kaldıracağım. Ezberci sistemi ortadan kaldıracağım beni iyice dinle. Osmanlı Devleti'nde İngiliz diplomat ve gazeteci William Churchill Kadıköy'de avlanırken bir çocuğun yaralanmasına sebep olmuştur. Tutuklanarak hapse atılmış fakat İngiliz konsolosluğu aracılığıyla hapisten çıkarılmıştır. Ayrıca William Churchill'e gazete çıkarma izni verilmiştir. Böylece Ceridi Yabancı Gazetesi kurulmuştur. İngiliz konsolosluğu aracılığıyla neden hapisten çıkarılıyor? Osmanlı yargıçları nerede?
Şimdi bir konuyu açıkça getireceğim şimdi. Değerli arkadaşım, buradaki cevabımız kapitülasyon. Bak, kapitülasyon denilince sadece ticari ayrıcalık aklına gelmeyecek. Beni anladın mı? Kapitülasyon ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır. Bak, İngiliz konsolosluğu aracılığıyla hapisten çıkarılıyorsun. Gördün mü? Sadece ticari ayrıcalık değilmiş kapitülasyon. Ne demek? Benimle tekrar et. Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır kapitülasyon. Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin özellikle Taşra'da uyguladığı en önemli sistemlerden biridir. Toprak sistemi olarak bilinir. Şer'i hukuk, şeriat hukukudur. İslam'a göre hareket edilir. Merkeziyetçi yönetim, otoritenin daima güçlü tutulması yöntemidir. İslam politikası, yerleştirme politikasıdır değerli arkadaşlar. Genelde konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirme amacı gidiyor. Cevabımız kapitülasyonlar olacaktır. Dikkat et. Dördüncü ve beşinci soru inkılap tarihinden seçiliyor. Okuyalım. Bu duruma şahitlerden hangisinin göstergesi olamaz? Köke dikkat ettin mi? Köke dikkat et. 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan Lozan görüşmeleri, Osmanlı borçlarının ödenmesi, kapitülasyonlar, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının boşaltılması ve Musul meselesindeki antlaşması sebebiyle 4 Şubat 1923 tarihinde TBMM delegeleri tarafından sonlandırılmıştır. Sonrasında yeni bir görüşme yapılıyor. O görüşme 27-24 Temmuz'dadır değerli arkadaşlar. Şimdi metne göre hareket edeceğiz. İki görüşme oluyor Lozan'da. Tek görüşme değil. İtilal Devletleri'nin Türk tarafında bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. TBMM'nin Misak-ı Milli'den taviz vermek istemediği. Gör ki boğazlar, kapitülasyonlar ve Musul meselesinde anlaşmazlıklar var. Bunlar Misak-ı Milli'nin olmazsa olmazıdır. O yüzden taviz vermedikleri için sonlandırılma gerçekleşiyor. Doğru. İtilal Devletleri'nin yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını tanımak istemediğini. Bak, hala diretiyorlar. Borçlarda, kapitülasyonlarda ve boğazlarda diretiyorlar. Tanımak istemiyorlar da. TBMM'nin tam bağımsızlık ilkesinden ödün vermediği. Boşuna sonlandırma olmuyor. Ya yerine getireceksiniz ya da biz geri çekilip savaş hazırlığına gireceğiz. İtilal Devletleri'nin Osmanlı üzerindeki çıkarlarını devam ettirmek istediği. Bak, en çok boğazlardan faydalanmak istiyorlar. Bununla beraber ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorlar. Doğru. Değerli arkadaşım bak. Eğer metinde Osmanlı Devleti ve TBMM beraber çağrılsaydı ikilik olacaktı. Ama metinde böyle bir şey yok ki zaten Lozan'dan önce saltanat kaldırılmıştır. Anlaştık mı? Dikkat et. TBMM tek temsilci olarak gitmiş. Beşinci sorumuz. Hadi bakalım. Buna göre devletin ve hükümetin görev ve sorumluluklarının durumlarından hangileriyle ilgili olduğunu söylenebilir. Okuyalım. Milletin kurduğu devletin ve hükümet teşkilatının vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazife ve etkileri vardır. Bu vazife ve etkiler şöyle sıralanabilir. Memleket içinde güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam ettirerek vatandaşların her çeşit hürriyetini güven altında bulundurmak, dış siyaset ve diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare ederek ve her çeşit savunma kuvvetlerini daima hazır tutarak milletin bağımsızlığını güven altında bulundurmak. Mustafa Kemal Atatürk. Ulusal çıkar var mı? Var. Dış siyaset ve diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare etme. Bağımsızlığa saygılı olunacak. İfade özgürlüğü var mı? Var. Hürriyetten bahsediyor mu Mustafa Kemal? Değerli arkadaşlarım. Bahsediyor. Ulaşabilirsin. Temel haklar güvence altına alınacak mı? Güvence altına alınacak. Cevabımız senin için sevgili arkadaşlarım. Oynatma listelerinde mutlaka göz atıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.